E-Racing Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Barış Yıldırım. Bu akşam yepyeni bir pistte Suudi Arabistan Jeddah'tayız. Sezonun ikinci yarışı pilotlarımız için oldukça zorlu bir pistte. Evet, yine güzel bir açıyla başlamak istiyorum ama umarım oyun izin verir. Kuzey Çıkrıkçı ilk sırada. Umut Koca Yiğit arkasında. Şu açıdan izleyelim. Kuzey yavaş kaldı. Hardlarla yavaş kaldı ve ilk sıra Umut Koca Yiğit'in. Biraz da virajı kesmek zorunda kaldı. Gökhan Kerr ikinci sırada. Kuzey Çıkrıkçı 3 ve Fatih Sengin şimdi Kuzey'i geride bıraktı. Yan yana girecekler bir sonraki viraja. Arkadaki Hakan Ottaşlı ama Kuzey Çıkrıkçı önde döndü. Hakan Ottaş Kuzey'in yanına geldi. Ve Hakan da Kuzey'i geçti. Kuzey Çıkrıkçı startla beraber kan kaybetmeye devam ediyor. Yanlış bir lastik seçimi olabilir. Tolga Özben de arkasında hatasını kovalıyor Kuzey Çıkrıkçı'nın ve şimdi dışarı doğru açıldı. Ve Tolga Özbenli'ye de geçilmiş oldu Kuzey. Arkada Yiğit Aküz, Onur Özbey'in yanında. O da Onur Özbey'i geride bıraktı ve takım arkadaşına yaklaşmaya çalışıyor. Ertuğrul Başar'a dönelim. Evren Şahin'in yanında. Evren Şahin içeriye aldı. Ertuğrul'dan güzel bir geçiş izledik. Derken Yiğit Akyüz de spin'i attı. Arka tarafta bir spin daha var. Erdinç Yurtsever. Erdinç Yurtsever hasardan dolayı yaşanmış pitler. Orada Evren Şahin Belyacan Musa Başoğlu'yla mücadeleye devam ediyor. 10. sıra için. Ama Belyacan Musa Başoğlu geçti. Şimdi biraz dışarı açıldı. Bir ufak temas var. Ve Belyacan Musa Başoğlu duvarda. Bu arada biraz önce bahsettiğim gibi güvenlik aracı çıktı. Hangi kaza üzerine çıktı bilmiyorum. Berkan Özkan. Berkan Özkan yarış dışı. Evet, şimdi gaza oturdu Umut Koca Yiğit. Arka tarafta Hakan Ottaş. Fatih Sengin biraz yavaş kaldı. Mercedesler geçiş imkanı bulamadı ilk virajda. Gökhan Kerr iyi kalktı ama yine de gelemedi yanına. Ertuğrul Başar ve Kuzey Çıkrıkçı mücadelesi var 7.lik için. Ertuğrul zorlamaya devam ediyor ama Kuzey 7. sırada. Ve 2.lik için Fatih Sengin artık yeter dedi. Son virajda Gökhan Kera'yı avladı. 2. sıra Fatih Sengin'e geçti. Şimdi arka tarafta Hakan Ottaş da geldi. Bu üçlü çok yakın birbirlerine. Bir ufak temas da var. Mercedesler Gökhan Kera'yı avlamaya çalışıyor. Gökhan da direniyor tek başına. 2 Mercedes 1 Ferrari ama çok güzel geçişler. Mükemmel bir mücadele var bu üçlü arasında. Gökhan Kera'yı direnmeye devam ediyor. En azından üçüncülük için ama Hakan Ottaş yol benim dedi Gökhan Kera'ya. Mercedeslerin planladığı bir şey vardı. Çok belliydi. Ve o planlarını uyguladılar. 2 ve 3. sırayı aldılar. Gökhan Kerer gerçekten çok zor bir rakip. Geçtiğimiz sezonun şampiyon ismi. Onu geçmek ancak böyle mükemmel bir takım oyunuyla başarılabilir. Ve Mercedes de gerçekten bu işi çok güzel yapıyor. Bir kez daha DRS'i açtı. Artık burada geçiş biraz daha kolay olacak Ertuğrul için. Hüseyin Yılmaz'ın yanına geldi ve geçişi tamamladı. Ama RS konusunda sıkıntısı var. Yine de Ertuğrul Başar'ın yanına geldi. Geçiş yapmak için oldukça zorladı. Ertuğrul da biraz virajı kesmek zorunda kaldı ve 3 saniyelik cezayı da almış oldu. Ve Gökhan Keray da pitte. Şöyle bir bakalım, kanat değişecek mi? Yeni bir kanat hazırlığı yok gibi. Evet. Kanat değişmedi. Hardlara geçti Gökhan Keray. Fatih Sengin pitten çıktı. Gökhan Keray'ın önünde ama
Çok da aşırı bir fark yok. 2,5 saniye. Şimdi Hakan Ottaş'ın pitten çıkışı çok önemli. Biraz önde çıkıyor gibi gözüküyor. Fatih Sengin'den izleyelim. Evet, Hakan Ottaş önde. Soğuk lastiklerle kalacak. Erdinç Ürsever izin vermedi. Bu arada Aykut Doğan bu ikilinin arasına geldi ve 12. sırayı aldı. Tabii ki soğuk lastiklerle kontrolde zorlanıyor Tolga Özbenli. Bu arada iyi kontrol etti aracını. İçeriden geldi Adan Deniz ve İyi Takyüz'ü geride bıraktı. Bu arada Gökhan Keray da DRS aralığına girmiş oldu. Fatih Sengin'i yakaladı. Sert Amur'a biraz daha ısındı gibi Gökhan. Kuzey Çıkrıkçı sıralama seansından sonra aldığı ilk sırayla beraber Cedah'ta bir cadde pistinde çok büyük bir avantaja sahip olduğundan bahsetmişti. Ve bu avantajı güzel kullanacağım demişti. Aslında çok da güzel kullanamadı. İlk sıradan başladı. Hard lastikleri seçti ve daha startta 3 sıra kaybetti. 4. sıraya geriledi. Ama şimdi yeniden yarış temposuna ulaştı. Bir de lastikler değişince, orta hamura geçince en azından 2, 3 ve 4. sıradaki Mercedesler ve Gökhan Keray için bir avantaja sahip bu üçlü için. Ve Gökhan Keray Fatih Sengin'i geride bıraktı. İlk virajın sonunda Gökhan 3. Fatih 4 ve arkada Kuzey Çıkrıkçı da 1 saniyeye indirdi farkı. Şimdi Fatih Sengin'in yanında ve DRS ile beraber Fatih Sengin'i Kuzey Çıkrıkçı da geçmiş oldu. Şimdi DRS de aktif. İçeriden geldi Kuzey Çıkrıkçı ve 3. sırayı aldı. 1,8 saniye var Hakan Ottaş'la. Tabii ben bu cümleyi kurana kadar 1,6 saniye indi fark. Şimdi geldi, dışarı açıldı. Ve rahat bir geçiş Hüseyin Yılmaz'dan. Bu arada Tolga Özbenli ve Yiğit Akgüz arasındaki mücadele de oldukça yakın geçiyor ama burada ikincilik mücadelesi varken ne yazık ki orayı gösteremeyeceğiz ve Kuzey Çıkrıkçı yine son virajda Hakan Ottaş'ı geride bıraktı. Hakan şimdi DRS ile geliyor ama Kuzey bakalım farkı açabilecek mi? Bu arada Umut Koca İt'le de 9,5 saniye fark oldu Kuzey Çıkrıkçı ve Umut Koca İt farkı. Önümüzde 14 tur var ve Kuzey kaza yaptı. Kuzey kanadı kırdı. Oldukça da sert bir temas Kuzey'den geldi. Ve yeniden 3. sıraya geriledi. Şimdi Gökhan Keray Kuzey'in arkasında. Geliyorum bak diyor. Bir sağ bir sol, geliyorum bak diyor. Küs Tolga Özbenli mücadelesinin ardından Tolga Özbenli 12. sırayı almıştı ve Evren Şahin de Yiğit Akyüz'ü geride bırakabilmek için 13.lük için mücadeleye devam ediyor ama Yiğit Akyüz yol vermedi. O kadar kolay değil dedi Evren'e ama şimdi Evren geride bıraktı. Yiğit Akyüz'ü ip zorlamaya devam ediyor. Şimdi Belya Can ve Yiğit Akyüz. Yiğit Akyüz arada kaldı. DRS de açıktı. Geçebilecek hıza da sahipti ama Evren Şahin ve Belya Can Musa Başoğlu tarafından sıkıştırıldı. Şimdi Evren riskli bir hareket. Evren'den Yiğit de gerçekten cesur bir şekilde devam etti. Bu üçlü gerçekten yarışın son turlarında heyecan yaratıyorlar. Yiğit Akyüz ve Belya Can Musa Başoğlu yan yana bir ufak temas. Devam ediyor. Arka taraftan da Evren'den bir temas geldi. Üçlü diyordum, artık beşli oldu. Erdinç Ürtsever ve Ertuğrul Başar da bu gruba katıldı. Şimdi Ertuğrul bu ikiliye çok yakın Erdinç'in arkasında kalmayı tercih etti ama ufak temaslar ve
Nasıl olduysa kanat kırılmadı ya da bize böyle gözüküyordu olabilir. Evet, güvenlik aracı. Güvenlik aracı. Şöyle bir bakalım, yolun ortasında duran bir Adahan Deniz. Umut Kocaeli bu kez çok fazla beklemedi. Erkenden oturdu gaza. Sırasını kaybetmedi. Arka tarafta Kuzey Çıkrıkçı çok hızlı geliyor. Dördüncülük için geliyor. Kuzey Çıkrıkçı. Şimdi dışarıdan geldi. Bir sonraki virajda daha avantajlı ve Kuzey dördüncü sırayı aldı Fatih Zengin'den. Aykut Doğan'a dönelim. Aykut Doğan da Erdem Yıldırım'a dışarıdan bir atak denemesi yaptı. İçeriden de Hüseyin Yılmaz geliyor. Hüseyin biraz geri çekildi ve aynı şekilde devam ediyorlar aynı sırayla. Hakan çok yaklaştı. 0.5 saniyenin altına indirdi Umut Kocaeli arasındaki farkı. Şimdi DRS açıldı. İkinci ve üçüncü bölümde DRS açarak devam edebilecek Hakan Ottaş. İki şansı var Umut Kocaeli'yi geçmek için. Birincilik mücadelesinde son tura girdik. Bir güvenlik aracı çıksa iyi olur demiştik. Gerçekten de çıktı. Yarışa heyecan kattı son turlarda. Umut Kocaeli buraya kadar getirdi. İlk sırada getirdiği yarışı muhtemelen vermeyecektir ama Hakan Ottaş zorlamaya devam ediyor. Erdinç Ürtsever'in yavaşladığını görüyorum. 14. sıraya kadar geriledi. ...0.6 saniye fark var Umut Kocaeli ve Hakan Ottaş arasında. Hakan elinden geleni yapıyor. Son DRS bölümüne girildi. 0.5 saniye. Ve artık son viraja geliyoruz. Artık bu saatten sonra geçmesi çok zor. Ve Umut Kocaeli liderlik için çizgiye geliyor. Umut Kocaeli Cedah'ta Suudi Arabistan'daki ilk yarışta galibiyeti alıyor. Hakan Ottaş ikinci sırada. Gökhan Kere üçüncü sırada. Umut Kocaeli ellerini soğutmaya çalışarak geliyor. Ve bir kez daha podyumda Red Bull Mercedes Ferrari üçlüsünü görüyoruz. Şöyle bir sıralamanın hızlıca üstünden geçelim. İlk sırada Umut Kocaeli var. İkinci sırada Hakan Ottaş. 3 Gökhan Keray, 4 Kuzey Çıkrıkçı. 5 Fatih Zengin, 6 Onur Özbek, 7 Mehmet Ali Akyüz, 8 Erdem Yıldırım, 9 Hüseyin Yılmaz ve 10. sırada da Ertuğrul Başar var.